Merhaba arkadaşlar, Yöz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bölüm 2 kısmındayız. Geometride üçgende açılarda. İlk bölümde ee, gördüğümüz doğru nedir, paralel nedir, z'yi uyguladık, z uygulama noktalarını gösterdik. Yani geometrinin en baştaki konu açılardan bahsettik, bilmemiz gerekenlerden bahsettik. Yani ben sadece burada YÖS'te karşımıza çıkabilecek sorulardan size bahsedeceğim. Yani farklı farklı işte gelip bu video izleyip de KPSS çalışmak ya da bir ALES'e çalışmak ya da bir Türkiye'nin sınav sistemini çalışmak size sadece bir fayda sağlar ama yeterli olmaz. Ama biz YÖS'e çalışan insanlar için buna hazırlandığı zaman yeterli gelecek şekilde hazırlıyoruz ve içinde bolca soru çözüyoruz. Çözmeye de çalışıyoruz inşallah e, herhangi bir sağlığımızda sıkıntı olmazsa sürecin sonuna kadar sizle beraber olacağız. Bununla ilgili hiçbir sıkıntınız olmasın. Tabii ki gün geçtikçe daha farklı bir e, tarza dönüşmek istiyoruz. Daha iyi ve nasıl yapabiliriz diye. Bununla ilgili çalışmalarımız var ama bu sene artık böyle gidecek. Seneye başka şekilde karşınızda olacağız. Her yıl farklı farklı iyi bir şekilde bir basamak gibi düşünürsek her gün daha iyiye giderek olacak. Sizin sayenizde. Sizden sadece dediğim gibi sürekli söyleyeceğim. Instagram'dan takip etmenizi istiyorum. Çünkü dediğim gibi sınav sürecine 2-2,5 ay kaldı. Hani Ocak'ta başlayacak. 2 ayda sürüyor öyle. Şubat'a kadar Mart'a kadar başvurular sürüyor. Ben o süre zarfında ilanlarının başvurularını tabii ki toplulukta Twitter'da paylaşacağım ama Instagram'da özellikle orada sayımız artarsa ilan süreci ya da sizin istediğiniz bir şeylerin site, e, sitelerinin linklerini çok rahatlıkla paylaşmak istiyorum. Sadece destek olmayan ya da takip etmeyenleri yani oradan bir takip etmesini istiyorum. Sadece tek isteğim bu. İkincisi bu sene nasıl ek tercihlerle ilgili size bilgi verdiysek saf bir şekilde karşılıksız koyduk linki. Dedik ki kendiniz de başvurabilirsiniz. Aynı şekilde hepsini yapacağız. Diplomayla e, diploma ile başvurmak isteyenler nasıl vuracağını söyleyeceğiz. Sınava yönelik nasıl başvuracaklarınızı söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ve mezun olmadıysanız yani daha doğrusu mezun aşamasındasınız ve e, nasıl e, mezun belgesi isteyecek ve siz oraya nasıl yükleyeceksiniz gibi bunların tamamen çeşitleriyle beraber e, siz kayıt olursanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi süreç yavaş yavaş geldiğince biz de sizlerle birlikte olacağız. Şanslısınız ki biz bu süreci e, hani istikrarlı bir şekilde yapıyoruz. Yani video çekeceğiz deyip bir ay bekletip iki ay bekletip ya da iki hafta bekletmiyoruz. Sürekli olarak farklı insanlarla çalışmaya çabalıyoruz. E, dediğim gibi burası tamamen karşılıksız ücretimizi almadığımız hani tamamen severek ve yardımcı olmak için yaptığımız bir platform. Şu an için böyle hani ilerleyen zamanlarda takipçiyle beraber tabii ki bir maddi kazanç olabilir. Ama şu an için istikrarlı bir şekilde biliyorsunuz ikinci yılın üçüncü yılımız girdik YouTube'da ve e, yani hala süreç böyle ilerliyor. Bu süreç zaten uzun bir süreç olduğu için e, git gitgide inşallah daha iyi olacak. E, sizden tek istediğim şey geometri kitabı, matematik kitabı bunları ne işliyorsam kitaplarını alın arkadaşlar. Kitap olmadan kazanılmaz. Ders çalışmadan kazanılmaz emek vermeden iş olmaz gelelim bölüm iki Evet geçelim bunları çok fazla detaya boğmaya taraftarı değilim hiçbir zaman da olmadım O yüzden detay bahsetmeyeceğim sizden sadece bilmemiz gereken şey çok önemli olan iç açıların toplamı bir üçgenin bu üçgendir arkadaşlar ve bunların iç açıları toplamı 180 180'dir. 180 olduğunu bilmemiz lazım toplamının. Bununla ilgili gördüğünüz gibi verilmiş açılar. Topladığımız zaman hepsini, totalde hepsi toplamı ne olur? 7, 5 daha 12. 12x180 zaten kendi toplamış biz bunu normalde bölebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman x'in 15 olduğunu söylüyor. Biz de buradan işaretliyoruz otomatik. Sonra aynı şekilde açıları verebilir. 50 60 50 daha 110. Buraya ne kalacak? 180 eşitleyeceğim için 70 kalacak. Bunlar alıştırma soruları arkadaşlar. Sonra iç açıları var 180, bir de dış açıları var arkadaşlar. Biz bu iç kapalı kısma iç açı, dışarı bakan kısma da dış açı diyoruz. O yüzden dış açıların da toplamı bu üçünün toplamı da 360'tır. Buna baktığımız zaman mesela verilmiş dış açı, dış açı, bu da iç açı. Tabii ki bunu bilmeden yapamaz mıyız yaparız arkadaşlar. Burası nedir? 45'tir. 180 eşitleyeceğim için e 45 burası, 40 burası İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir arkadaşlar. O yüzden x dediğim şey 85'tir. Buradan işaretleyebiliriz. Geldik başka bir örneğe. Ee, bu sefer bir tane dış açı var, bir tane daha dış açı var ve 70 var. Ee, biz nasıl yapacağız? 70'i uzatırız böyle. 110. 110, 150 daha ne eder? 260. Burası toplamda 360 olması için 100 olması lazım. Geçiyoruz buraya da. Özellikle 3'e baktığımız zaman Burada da dediğim gibi zaten bunların toplamı 180, burası 180, burası 180 edeceğini bilmemiz lazım. Bize dediği şey beta artı alfa x e eşit dediği. Dediğim gibi iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. O demin yaptığımı burada özellik olarak söylüyor. Yani diyor ki sen iki tane iç açıyı toplarsan bir dış açıya eşit olur. Bunu ve bunu toplarsan buraya eşit olur gibi. Bu tamamen bizim işimize yarayacak bir şey. Yani önemli. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Örnek olarak bakarsak 36 ile x'in toplamı 93 edeceğine göre o zaman toplarsak attığımız zaman x'in 57 olabileceğini bilmemiz lazım. Devam ediyoruz. Buraya baktığımız zaman burası 100 20 ne olması lazım buraya 100 olması için? 80 Tamam. Benden ne istiyor? B, A, C BAC tamamen şurayı istiyor. 60 80 da 140'tır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada şunu söylüyor. Alfa, beta, teta açıları farklı ise yani birbirine eşit değil diyor. Uzunlukları da farklıdır. Ya da tam tersi içinde doğru. Açılar farklı, uzunluklar da farklı, uzunluklar farklı, açılar da farklı. Yani bu açıyla bu açı eğer birbirine eşit ise o zaman bunlar da eşittir. Eşit değil ise bunlar da eşit değildir. Buradan yola çıkarak bize e, sorular soracak birazdan. Dik üçgen dediğimiz şey adı üstünde bir diklik olması lazım. Yani 90 derece hatta buraya yazalım. 90 derece lazım bize. Vermiş mi vermiş. O zaman bu nedir? Bir e, dik üçgendir. Dik sembolü şudur arkadaşlar. Unutmayalım. Verdiği BA ile şu BA oluyor. AC, AC birbirine diktir dediği zaman 90'ı kendimde koyabilirdim. İkiz kenar üçgene geldiğimiz zaman AB kenarıyla bakın şu AB kenarı oluyor. Bu da AC kenarı birbirine eşitmiş. Eşitse açılar da eşittir. Yani alfaya alfa olması gerekli. Eşkenar üçgen eş demek hepsi birbirine eşit. O zaman iç açıları toplam 180 olduğu için bir tane açım 60, diğeri de 60, diğeri de 60. Bütün açılar eşitse kenarları da zaten eşit olacağı için AA, aa diyebilirim. İkiz kenar üçgen de aynısını söylüyor. Bir şey fark etmez. Sorularımıza geçtiğimiz zaman şunu göreceğiz. İkiz kenar olduğunu söylediyse 55 burasıysa yani bunun baktığı yer burasıdır kenar. Bunun baktığı yerde burası 55 olacaktır. 55, 55, 110. 180 eşit olması için buraya 70 demem lazım. Devam ettiğimde göreceğim ki bakın şu üçgene baktığım zaman 40, 40 kendi veriyor ama vermeyebilir şu 40'ı. Ben yine 40 olarak bileceğim. 40, 40 burası ise iki iç kenar, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağı için burası 80. Burası da 80. Ne etti? 160. O zaman x dediğim şey 20'dir işaretledim. Şimdi bu çok önemli. İkiz kenar tepe açısında indirilen açı ortay. indirdik Açı ortayı görmüştük zaten. Kenar ortay ve yükseklik aynı doğru üzerindedir. Şimdi indirdik açı ortay. Açı az, e, ortaladı açıyı. Bunu demek istiyor. İndirdiğim dik ve iki eşit parça verdi ve ikizkenar kenar. Bununla ilgili şunu diyor. Bir üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklik niceliklerinden herhangi ikisi çakışıyorsa Aynı doğru üzerinde ise bu üçgen ikizkenar üçgendir. Aynı bunun gibi bir kopyası gibi düşünün iki tarafı da. Dik üçgen açılar bildiğin gibi bir tanesi dik olacak. Buna dik üçgen diyoruz. Geldik soruya. Dik olduğunu gördüysen burası 90 sa bu ikisinin toplamı da 90 olacaktır arkadaşlar. O zaman istediğim şey 18'dir. Örnek ona baktığımız zaman Burası 1 derece burası 89 toplamı nedir 90 o zaman buraya ne kaldı 90 kaldı 180'e eşit olması lazım. Aslında bu dediğim gibi alıştırma olduğu için bazen şöyle bir yanılgı oluyor. Hocam işte bu kadar basit çıkıyor mu? Arkadaşlar bu kadar basit mi? Evet çok zor çıkmıyor. Basit çıkıyor. Bu sorulara da bakabiliriz. Özelliği bilip de yapmamız lazım. Burada özelliği pekiştirmemiz lazım ve özelliği bildikten sonra göreceksiniz ki a bu kadar kolaymış diyeceksiniz. Yani bir gidip de başka kitaplar çözmemize gerek yok. Ben ayrıyetten daha farklı sorular da çözeceğim. Daha zamanımız var. Yani biz başlayalı şurada 2 ay oldu. Yani yorumlardan geldiği için şimdi söylüyorum. Hani 2 ay oldu ve 2 ayda biz matbiri bitirdik. Problemleri bitiriyoruz. Sayıları arttık. Kesinleri atacağız yarın. Ee, ve da ilgili sorular atıyorum. Yani düzenli bir şekilde giden bir sistemin içinde herkesin farklı bir şey istemesi tabii ki olağan bir şey biz bunu bekliyoruz ama bunun açıklamasını yapıyorum. Neden yapıyorum? En azından gelmeyeceğini düşünmesinler. Sadece şu an için bunu bilmeden geçilmez. Yani şöyle düşünmeyelim. Biz burada evde tek başına çalışan bir öğrenciyi düşünün. Hiçbir şey bilmeyen. Biz bunlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bunları da almaya çalışıyoruz. Bilen arkadaş içinde bunu izlemez. Biz soru çözümü zaman soruya katılır gibi yani bunlar bizim için her şey önemli. Yani biz sonuçta dediğim gibi normal hayatta da öğretmenlik yaptığımız için öğrencimizi düşünmek zorundayız. Her ne kadar bize burada karşımızda ekran olsa da biz bunu öğrenci varmış gibi düşünüyoruz. Ve son olarak da aklıma gelmişken söyleyeyim. Instagram'da e, hani bir uygulama yapmayı düşünüyordum. Yani bir böyle orada duyuru yapacaktım. Bunu duyuruyla ilgili bilgi vermiştim daha önce. Yine hatırlatayım. Bu son 2 hafta 3 hafta içinde tam netleştiremeyeceğim ama bir gün belli yap arkadaşlar oradan şanslı birisine ya da birkaç kişiye ben Matveli ile ilgili karışık karşısına çıkabilecek soruları çözeceğim. Skype üzerinden grup vererek dersi ücretsiz olacak. Yani bir ders sürecek sadece iki saat boyunca. O 5 kişi olabilir, 3 kişi olabilir. Tamamen belli değil. İlanı orada paylaşacağız. Altına yorum yazan ve en çok etiketleyen, birilerini etiketleyen kişileri 5 kişiyi seçeceğim. Canlı yayında söyleyeceğim ama dediğim gibi ders anlatırken ekran görüntüsü alacağım. Ee, orada sonra YouTube'da paylaşacağım bunu. O yüzden dediğim gibi sizden tek istediğim şey Instagram'ı takip edin ve oradan zaten böyle bir duyuru olduğu zaman saati belli değil, günü belli değil olacak ve dolduğan bitecek arkadaşlar. Yani ekstradan fazla bir kişi almayacağız. Sayıyı daha netleştiremedik şu an için. Ama 5'i geçmeyecek dik üçgende hipotenüsün ait kenar e, kenarortayın ortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Yani şunu demek istiyor. Burada dik üçgende hipotenüs indirdiği zaman yani yüksekliği indirdiği zaman bunu eşitliyoruz zaten. Yani yarısına eşit. Yani burası a a normalde taban 2 aydı. Diki indiğim zaman sonuçta bunu yarıya böldü ve bu da a oldu. Bu bir özellik. Dik üçgeni yarıya indiğim zaman e, kenar ortayın e, yarısı oluyor ve eşitleniyor. Bu tamamen özelliklerden yola çıkarak olacak. Mesela gördük. Kendisi yazmış bir yere kadar ve demiş ki bu böyle C'yi bana bulur musun? Şimdi şöyle yapalım. Özellikle şöyle yapalım bir dakika buraya x x demiş mantıken. Burası 2x'tir. İç açılar toplamı 180 olacağı için burası arkadaşlar 180 olacağı için biz ne yapmalıyız? Atıyorum alfa alfa olsun alfa artı 2x eşittir 180. At bu tarafa 2 eşittir 180 eksi 2x. Biz alfayı bulmaya çabaladığımız için 2'ye bölersek alfa eşittir 90 eksi x. Bunu direkt yazabilirdik ama bilelim diye söylüyorum. Burası 90 eksi x. Burası 90 eksi x. Bana sordu BAC yani şurası 90 olduğunu kendi ispatlamış oldu. Yani burası ve burası ve burası eşitse burası 90'dır. Bunu ispatlamak istiyordu. Alfa dediğim şeyi yine söylüyorum. 90 eksi x. Burası zaten x'ti. Topladığım zaman x'ler gitti 90 kaldı. Biz şunu görmeliyiz. Şurası, şurası ve şurası eşit verildiyse ben 90'ı koymalıyım. Ya da tam tersi 90 verilmiş ve indiriyorsa oraları eşitlemeyeyim. Buna muhteşem üçlü de deniliyor. Geldik buraya. 5 5 verilmiş. Buraya soruyor. 5 diye bilmeliyim. Devam. Eşkenar üçgen açıları. Her bütün kenarları eşit açılarıyla beraber. Burada vermiş. Hepsi eşit olduğuna göre 60, 60 ve 60 diyebilmeliyim. A açısı ile B açısının toplamı da 120'dir. Devam ettiğim zaman kendisi söylemiş yine 5, 5. Bize egzersiz yaptırıyor şu an. 10'dur hepsi eşit zaten. Şu bu kenara ait. Bu açı bu kenara ait. Bu açı da karşıdaki kenara ait arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman elemanlar. Bununla ilgili soru geldi bu yıl arkadaşlar. Ee, kolay bir soruydu ama gerçekten bu bilgiyi bilmeyince kalem kıpırdatılmıyor. Yükseklik dediğim şey dediğim gibi dik. Tabana dik çekilen çizgi. Bakın H dediği yükseklik. H dediği yükseklik. Tabandan en son en başladığı noktayla en tabana indirilen dik olan kısım. Sonra açı ortay dediğim şey, adı üstünde açıyı iki eşit parçaya bölüyor, ortalıyor, budur. Burada verilenler görüyorsunuz dış açı ortay, iç açı ortay, bunlardan bahsedeceğiz. Kenar ortay dediğim şey, kenar ortay yani bu kenar çizgisini ikiye ayıran. Tabii ki buradaki merkezi nokta var, ağırlık merkezi 2x'e x. Bu yıl bununla ilgili de soru geldi arkadaşlar. Yani İstanbul Üniversitesi miydi tam hatırlayamıyorum. Ama çok önemli bilmediğiniz zaman işte direkt kurar kolay soru ama bilmediğiniz zaman kalem kıpırdatamadın. O yüzden önemli bizim için. Geldik buraya. Burada da şu, şu ve şu açının toplamı x eşit olduğunu bilmeliyim. Bu verdiğim özellikler çok fazla bir özellik yok. Bilirsek rahat ederiz. Direkt böyle bir soru geldiği zaman da 70 90 115 diyebilirim buraya. Şimdi devam edelim. Yine aynı şekilde 42 buraya topladım 66 80 66 dedik. Şurada toplayalım. 89. Ne olmuş oldu? Bize şurayı istiyor. 89'a eşit pardon. Şurada zaten yapmış 3x 1 89 dedik. X de buradan 30 çıkıyor. Devam. Şimdi özellik burada önemli. Bakın arkadaşlar. E, alfa e, buradaki A açısı alfa açısıyla bağlantı kuruyor. Görüyorsunuz iki açı ortaylık var burada. Yani açıyı ortalamış. E, ve buradaki alfa 90 artı A açısının yarısını eklemen lazım. Yani zaten bu daha büyük olacağı belli. Alfa A'ya göre daha büyük olacak. A'yı ikiye biliyorsun. 90 ekliyorsun. Ama şunu da söyleyeyim. Formülü bilmeden de yapabiliriz. Onu da yap, yaparız hatta gösteririz. Ya, ya, da formülü bilen arkadaş için A'yı ikiye böl. 90 ekle. Alfa'ya yaz. Devam edelim. Gördünüz. Vermiş böyle. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu yarıya böleceksin. 90 ekleyeceksin. 90 ekleyeceksin. 124 diyeceksin. Attım buraya. Nedir? 34 x bölü 2 yani çarptığın zaman x'in 70 68 olduğunu bilebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ya yani hocam formülü unuttum ne yapacağım? 180 eşit olduğunu biliyorum buranın. O zaman 180'den 124 çıkarsa ne kalır? 6 56. Yani bununla bunun toplamı 56 ise bununla bunun da toplamı 56. O zaman iki tane 56 oldu mu? Oldu. 56 ile 2'yi çap. Nedir? 112. Yani bu açıyla bu açının toplamı 112. E, tamam 180'e bağlıydı. X artı 112 eşittir. 180 ise atarsak buraya X nedir? 68. Formülü bilmeden de yapılır mı? Yapılır. Geldik buraya. Burası 110 diyor. 110 diyor. Dediğim gibi buraya sen ikisi o zaman ne kalır? 70. Burası da 70. 140 etti. O zaman burası nedir? 40. Burası nedir? 140. Formül bilmeden yapılabilir ki formül ben çok önermiyorum. Bütün formülleri unutuluyor. Bu da aynı şekilde diğeri iç kısımdaydı. Şuradaydı. Bu da dış kısımda. Bu sefer de çıkarıyoruz. Yani A'yı 2'ye bölüyoruz. 90'dan çıkarıyoruz. Şimdi baktığımız zaman 80 burası. İç açılar toplamı 180 ise 50'dir burası. 50'dir burası. Tamam. 50 burası. Yani misal eşit dediğimiz gibi. Bunlar eşit değil aslında da toplamı o. O yüzden öyle görün diye dedim. 50 burası 50 burası misal. Ne kaldı geriye? 100 100 200. Şimdi burası ve burası toplamda ikisi 180 180 360 edecekti. Ama 200 buradaysa 200 buradaysa ne kalacak bana? 160 kalacak. Burası 160'tır. O zaman buraya 20 kalacak. Gördüğünüz gibi. Kolay aslında. Tekrar söylüyorum. Bakın buradaki olayı hatta şöyle isimlendirebiliriz. Bakın. kaçırmayın. Düşün. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Sonuçta A artı B neymiş? 100. Burası da B. Burası da A. Tamam. Orası da sonuçta 100. 100, 100, 200. Ama toplamda bunların hepsi toplamda nedir? 360'tır. 360. E tamam. 200'ü buradaysa şu iç açıya kaç kalır? Diyelim ki bu iç açıda x artı y olsun x artı y 160 olur. E tamam 180 eşitlemem için x'e 20 demem lazım. Ya e, bu kadar basit aslında. Geldik buraya 40. Şunu yapabilirsin dediğim gibi 90 eksi x bölü 2 eşittir 40. Atarsın buraya bunu. Atarsın buraya bunu. 50 eşittir x bölü 2. İşte x'e 100 ders. Yapılır mı? Yapılabilir. E bilmesen ne yapacaksın? 40 burasıysa buraya ne kaldı? İkisi toplam 140. Burası da 140 ne etti? 280. Burayla buranın toplamı 360 olduğu için ben şurayla şuranın toplamını biliyorum 280. O zaman buraya ve buraya ne kaldı? Arkadaşlar 80 kaldı. O zaman burası nedir? 100. Şurayı çarpmıştık zaten. X 100 demiştik. Evet işaretledik. Geldik bu noktaya. Bu sefer de alfa A'nın yarısı oluyor. A açısının yarısı alfa oluyor. Bakın çok önemli. Demin buradaydı, şuradaydı. Sonra dışarıda oldu bu. Şimdi bu bu tarafta. Eğer formülleri ezberleyeceksek dikkatli bakmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyoruz. Baktık. Burada aynı durum söz konusu. Yukarıda verdiği formülle ve x'i soruyor. Tabii bunu nasıl yapabilirdik? Başka türlü bakabiliriz belki ama şu an yapabileceğimiz şu. Burası 36. Burası o zaman kaçtır bunun? Bakın ne diyoruz? A'nın yarısıymış alfa. O zaman burası nedir? 72'dir. Ama kuralı çok dikkatli bakmayın arkadaşlar yanlış yapacak. Bakın bizim dış kısmımız neresi? Burası. Burada neresi? Burası. Yazdığım şey aslında burası alfa. Bakın alfa nerede? Burada. Bu da aynı dış burada olduğu için alfa. Bu da şurası. Aslında verdiği şey. O yüzden bunun yarısı 36 olacak. Burası dikkat. Yani bakacağımız önemli kısım burası. Geçelim. Geçelim geçelim. Nerede dış kısım? Burası. Tamam mı? O zaman ben neyi alacağım? Bunun yarısını alacağım. Yani 40'ın yarısı 20. Geçelim. Evet. Geldik bir başka soruya. B'nin özelliği. B'den C çıkaracaksın. İster negatif olsun sonuç. Zaten mutlak olduğu için pozitif çıkaracak. İkisinin farkının yarısı şuraya veriyor. Görüyorsunuz. Yapalım. Böyle bir şey vermiş. Bize farkını soruyor. Biz zaten farkının yarısı 30'u vereceği için 60 olduğunu hemen tık bilebiliriz. Yani başka türlü uzatmış oluyoruz zaten. Bu özellik şart. Yoksa baya bir denklem kuruyoruz. Yani geometrinin %30'u arkadaşlar formülsüz yapılmaz. Biraz formül bileceğiz. Yoksa biraz zorlanırız açıkçası. Şimdi burasına x demiş. Zaten 90 olduğunu biliyorsan burası da 90. Burası 90sa zaten otomatikman şurayı bilirsin. Kaçtır? 90 eşit dersek buraya 54'tür. Burası 54. Hatta burayı bilebilirsin. Bizim işimize yarar mı bilmiyorum ama şu an için yaramayacağı belli. 54'ten x çıkarır 2'ye bölersem ki mutlak olacak. 18 olması lazım. Şu 2 ile çarptığımız düşünelim. 54 eksi x 36 olması gerekiyor. Hangisi bana 36'yı verecekse ona bakacağım arkadaşlar. Buradan 18 veriyor 36'yı. Evet. Buradaki bölüm artık konu bittiğine göre soruları da çözelim. devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.